Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 9. zirvesine katılmak üzere Özbekistan'a gitti. Özbekistan hareketinden önce basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin arabuluculuk rolünden Ermenistan'la normalleşme sürecine kadar önemli başlıklarda çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan'a bu arada İmam Buhari nişanı da verildi. Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş biter, ne zaman sona erer, bunu söylemek bir akıl kârı değil. Temennimiz o ki savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlayalım. Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları sürecek dedi. Rusya'nın Herson kentinden çekilme kararını olumlu bulduklarını söyledi. Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9. zirvesi için Özbekistan'ı hareketinden önce kameraların karşısındaydı. Tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasını değerlendirdi. Bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin'le gerçekleştirdik, yaptık. Tabii birbirimize olan özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız. Erdoğan'a Ermenistan'la normalleşme sürecinde gelinen son durumda soruldu. Siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir. Henüz bu aşamaya gelinebildi mi? Gelinebildi diyemem. Zira sürekli diasporalar gayrette aleyhte çalışıyorlar. Tabii bu aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Basın toplantısının ardından Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı havalimanında anlamlı bir sürpriz bekliyordu. Havalimanındaki bir bölüme Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zatı Devletleri'nin misafirperver Özbekistan diyarına teşriflerini içtenlikle kutluyoruz yazısıyla birlikte Erdoğan'ın fotoğrafı yansıtıldı. 9. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin gündeminde ekonomi, ulaştırma ve ticaret gibi başlıklar olacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımların artırılmasına ilişkin görüşmeler yapılacak. Semerkant zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut işbirliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp önemli kararlar alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'taki temaslarının ilk gününde mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'ın en büyük devlet nişanı olan İmam Buhari nişanı takdim edildi. Bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden gerçekten çok çok büyük bir şeref duyuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum. Yarın gerçekleşecek tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapacak. Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.